Benim bunu gündüz de süresim geliyor. Gece dışarı çıkmayı hiç sevmiyorum. Çok güzel bir soru bu ya. Bayıldım bu soruya. Herkese merhabalar. Küçük tatlı sırlar paylaşmanın en güzel yolu El Türkiye ile Estée Lauder Bedtime Talks'a hoş geldiniz. Bugün konuşurken ara ara küçük komik anlar yaşayacağım. Aynı ismi taşıdığım adaşım Aslı Sümen yanımda. Aslı Sümen. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Birazcık seninle ilk defa bu projede karşılaşıyoruz ve karşılaşıyoruz. Evet, evet, o yüzden biraz heyecanlıyım da ben de. Ben de öyle. Yeni bir insan tanımanın getirdiği, tanışacak olmanın getirdiği küçük tatlı heyecanla bu programa başladım aslında. Evet, evet. Nasıl gidiyor senin için hayat şu anda? Neler yapıyorsun? Ben çok yoğun bir ayın içerisindeyim. Çünkü ben bilmiyorum, galiba bunu yayınladığımız sırada evlenmiş olacağım. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Benim. Evleniyorum ben. Yani böyle bir garip ve bu sene, bu ay 30 yaşıma giriyorum. O yüzden böyle bir çok... 30'lar kulübüne. 30'lar kulübüne giriyorum ve benim için böyle bir dönüm noktası olan bir ay olacak gibi. Peki, aslında bu serinin ikonik bir sorusu var. Onunla başlıyorum. Gece insanı mısın, gündüz insanı mı? Ben o kadar gece insanıyım ki. Yani sabah zaten, sabah erken uyanmayı çok sevmem. Uykuma çok düşkünümdür. Yani uyumayı severim. Ve hep yani ne zaman hani ben erken uyuyacağım, güzel bir düzene gireceğim desem de ben gece 12'de başlıyor benim ilhamım. Bir şeyler, aklıma bir şeyler gelir, sen bir şeylere bakarım. Sen de sessizlikle kafayı evet, çalıştıranlardansın. Evet. Zaten ben öyle miyim? Ben o yüzden çok iyi anlıyorum bunu. Evet. Kimisi de hiç anlamıyor. Yok, evet. Kimisi de gece 11'de uyumak istiyor. Evet. Yani ben yatınca uyuyamam mesela. Öyle bir şeyim yok. Hani background'da devam ediyor yine. Kesinlikle. Bir de gündüz zaten çok hani yoğun bir şehirde yaşıyoruz. Hayatlarımız şu anda yoğun. Evet. Gece ben sanki sessizleşiyor her şey ve yapacaklarım listesi başlıyor gibi oluyor. Sürekli onları Tuzluğuna düşünüyorum. Tuzluğuna yazıyor musun peki? Gece? Yazıyorum. Ben. Başak Burcu'yum ben. Yazıyorum. Boğa'yı ben. Güzel anlaşırız bu arada. Evet, aşırı doğru. Anlaşır. Boğa ile evet. Başak yani. Evet. Bende de o çok var. Çünkü gece yatarım böyle hani uyuyacağım desem bile. Onu yapacaktım, bunu yapacaktım, bunu yazayım. Sonra bir telefona uzanırım falan hani böyle. Evet. Ben bir devam eder orada yani. Bir bitmiyor. Bitmiyor, evet. Evet. O yüzden de sabah uyanmayı çok sevmiyoruz çünkü. Aslında gece yatsak da evet, devam ediyor. Gece verimli geceyi oluyoruz. Verimli kullanıyoruz. Ne güzel yani. Ama cildimiz için çok iyi olmayabilir bu bir yandan. Evet, tabii yani aslında cilde biliyorsun ki erken yatmak ve onun o kendi yenilediği süreyi en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. Evet. Hatta biz yeni öğrendik ki 10'da başlıyormuş o süre. Evet, ben bunu Estée biliyorum. Estée Lauder öğretti bize. 10'da başlıyormuş. Çok güzel bir bilgi bu. Bu ben güzel de bu bilgi. Birkaç senedir. Bu güzel bilgiyi al. Ne yapıyorsan yap diyeceksin gibi. Gerçekten öyle ama ben kullanamıyorum. Yani şöyle bir şeyim var benim mesela. Yani 10'la yatmayı denediğim bir süre var. Bana da bunu yani hatırlamıyorum, bir 2-3 sene önce öğrendim. Evet. Denedim. Yok oldu yani mu? Olmadı. Ama neyse gerçekten Nacir Peri ailesi sağ olsun, buradan söylüyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür buradan. Ediyoruz. Az uyursak uyuyalım. 8 saat uyumuş gibi bir etkisi olduğu evet, için ve ben de hani hayatımda çok uzun süredir zaten özellikle serumuna çok yıllardır kullanıyorum. Gözaltı kremini çok yıllardır kullanıyorum. Ve o etkiyi görüyorum yani. Bazen o set aralarında hani bizde mesela şey oluyor, çok uykusuzluk oluyor. Evet. Onu kamufle edişine güveniyorum. Evet. Diyelim yani. Gerçekten şey yaratıyor ama iyi uyumuşsun gibi bir parlaklık veriyor. Benim fark ettiğim o anda. Senin cildin nasıl? Benim cildim çok kuru. Normalde çok kuru ve gözenekli bir yapısı var. O yüzden böyle sürekli nemlendirmek, sürekli bir ürün sürmek gerekiyor. Ama mesela bu serumda onu o kadar hissetmedim. Daha böyle uzun süre nemli kalıyor. Gördüm. Evet. Şimdi burada iki tane yeni ürünümüz var. Benim cildim çok karma. Yani çok karma derken şöyle gerçekten böyle hani sanki küçük çizgilerle ayrılmış gibi cildim. İşte burası çok parlarken hani yağlanırken şurası hiç yağlanmaz gibi böyle hani kendince bir dinamiği var. Zaten mesela bende biraz roza da vardı yani. Aa, kızarıksın. Kızarım evet. Evet. Hani hemen annemden gelen severim bir ben şey o da. Ne güzel, hep allıklı. Hep allıklısın. Hep allığım tabii var. Biraz işte utanayım
allıklıyımdır. Biraz evet. sıcak gelsin allıklıyımdır. Hiç fazlası sürmeye hiç gerek yok yani. Evet. Ben de bu karışık şeyden dolayı, cidden ve yağlanmadan dolayı çok ağır şeyleri bazen kullanmaya tedirgin oluyorum. Evet. Yani hani tamam buranın nemlenmesi lazım ama o zaman hani diğer yağlı bölge ne olacak gibi. Böyle işte hani serum üzeri maske bu tarz şeyler beni hep biraz korkutur. Ben de Berlin seyahatine gittin geldin. Evet. Onu biliyorum hani orada sana gösterdiler mi bu ürünü? Gösterdiler. Ve denedin mi? Ve denedim. Evet. Yani bunu gerçekten ikimizin cildi bambaşkayken burada izleyen herkese söylemek istiyorum. Sen de deneyimlerini anlat. Çok merak evet. ediyorum ne deneyimlediğini. Ama ben şunu deneyimledim bu üründe. Benim gibi yağlı bölgeleri çok fazla yağlı olan insanlar genellikle serum üzeri gece kremi üzeri bir şey kullanamazlar. Evet. Ben bu üründe mesela onun asla bir ağırlık yapmadığını fark ettim. Çünkü hani sürüyorsun ve böyle çok hafif kalıyor hafif değil mi? Hafif kalıyor ve yani evet. yatıyorum uyuyorum sabah uyandığımda gördüğüm şey sadece sağlıklı ve nemli bir cilt yani asla yağlanma yapmış bir cilt olmuyor. Bir his olmuyor. Evet. Evet bu o yüzden overnight treatment doğru mu söylüyorum? Evet. Overnight treatment. Aynen ya ben bundan çok memnun kaldım ve mesela kuru ciltler üzerindeki etkisini de merak ediyorum. Biz Berlin'de şunu öğrendik. Bir de bu benim için çok iyi çünkü... Berlin bilgilerini bize anlatsana. Anlatayım. Çok bilgili olmadığımız bir konu bu aslında. Hani bir sürü bir şeyler sürüyoruz cildimize ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ve ben de aynı senin dediğin gibi üst üste bir şeyler sürmekten hep çok tedirgin oluyorum, korkuyorum. Bazı yerlerimde sivilceler şey çıkıveriyor. Evet, bilemiyorsun. Berlin'de bize öğretilen serum zaten çok hafif bir serum. Hı hı, öyle hı. bir şey hissi yok, yağlı bir hissi yok. Serumun üzerine bu Night Power Bounce Cream'i sürüyorsun. Serumun üstüne böyle bir nem yapmış orada oluyorsun. Orada lifting etkisi çok de güzel var. Kokuyor bir de. Ay, acayip güzel aşırı kokuyor. Böyle tertemiz çarşaflar yani, evet. kokusu hissi bu yani. Ben bir süre duruyorum onunla diğerine geçmeden. Değil mi? Evet. Benim bunu gündüz de süresim geliyor hatta. Bu arada gündüz çok sürebiliyorsun bunu. Bunu da sürebiliyormuşsun. Evet bunlar hem evet. AM hem PM olarak aslında. Yani tabii night repair olduğu için geceymiş gibi şey yapılmıyor genelde ama AM sürmekte de bir sakıncası yok eğer ağır gelmiyorsa evet. tabii. Evet. Şöyleymiş hani gece buradaki ürünleri gece daha çok hani aktive hı hı, olabiliyormuş hı. yüzümüzde. Hani gece olmasının sebebi bu sanırım. Doğru evet, mu doğru, bu bilgi acaba? Doğru. Evet. Ben de buna... Este biliyorsun aslında genelde geceyi sahiplenme diye bir şey evet. var. Çünkü asıl o biraz önce konuştuğumuz cildin yenilenme süresi ve yani... Ya mesela biraz tembel bir insansın diyelim hı hı. ve arada bir bakımını aksatıyorsun diyelim. Hani özellikle ben de mesela hani ekiple olan konuşmalarımda hani söylenilen şeylerden bir tanesi ya gündüzü yapma ama geceyi her türlü yap ve hani genel olarak markanın da şeyi hep gece sür. O asıl evet. hani cildin yenilenme süresinde etkisini %100 bir şekilde gösterebiliyor görüyorsun. Olsun diye. Zaten evet gece bence önemli iki şey var. Bir tamamen temizlemek. Buna bazen ben de üşeniyorum. Hani tamamen oluyor çıkarmak istemiyorsun. Bir yatmak uyumak istiyorsun bir yerden döndüğün zaman. Ama gerçekten en önemlisi iyice arındırmak. Ve bu üçünü kullanırken de bu serum üzerine krem ve bunu şöyle anlattılar bize. Hani sanki hepsini hani bir top coat diyeceğim. Hı hı. Hani hepsinin nemini cildinde tutan bir şey gibi. Hani kalkan gibi üzerine hı hı. koyuyorsun ve hani o da sana ekstra gerçekten ya biz orada denedik hepsini. Hepsinin aslında böyle şey yapıyor. Fixliyor ve nemi içeride hapsediyor aslında. Hı hı. Doğru kelimesi hı hı. bu bence. Peki bir güzellik yarışması kazanırsan bir vereceğin güzellik sırrın var mı? Ya böyle daha önce bunu söylemedim dediğim bir şey varsa çok merak ediyorum. Bunu biraz daha düşünmeliymişim. Belki de aslında hiç sırrı yok her şeyi söyledin mi? Ya benim açıkçası sen bu soruyu sorunca aklıma tek gelen hani evet tabii ki hepimiz cilt bakımı yapıyoruz işte cildimizi ferah temiz tutuyoruz falan ama bana genelde cildimi en çok parlatan şey spor yapmak oluyor. Hani ne zaman hakikaten o sıralar çok düzenli spora gitsem o spordan sonra da gelen bir ışıltı glow evet. vardır ya.
Hakikaten bence spor insanın hem mental sağlığını da bence düzenlediği, doğru, dengelediği için onun cildine de yansıdığını düşünüyorum. Bu ve tabii ki pozitif olmak, gülümsemek. Bunların hepsi insanın dışına yansıyor bence. Evet, doğru. Pozitif spor da buna peki? Ben evet çok pozitifim. Beni negatife çok zor çekersin yani hani. O da 10 dakika çekilirim. Ha, sonra sıkılıyorum hemen. Yani. Evet hani çok orada var. Kalamıyorum ve daha hani pozitif tarafından bakmak. Çünkü hep kendime hedefler koyan, bir sonrakine gitmek isteyen bir insanım ve başka türlü de böyle olamam zaten. Sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmanın sana artıları neler diye soracağım ama sen zaten kendini hem oyuncu hem influencer gibi de konumlandırıyorsun değil mi? Evet, evet. İkisini birbirinden besliyorsun. İkisi birbirinden artık şu anki dünyada özellikle hani her şeyin daha çok sosyal medyada, evet, reklamların, işte markaların, hani her şeyin gerçekten sosyal medyada aksiyon aldığı bir dünyadayız. O yüzden ikisi birbirine yaklaşıyor, girip çıkan şeyler bence birbirine. Çok. Oyunculuk nasıl gidiyor peki? Oyunculuk biraz şöyle bir şey, birazcık sana uygun bir projenin, doğru fit olduğun bir şeyin sana denk gelmesi gerekiyor. O yüzden şu an biraz daha onu beklediğim, görüşmelere gittiğim, geldiğim bir süreçteyim ama ne zaman ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz tabii canım, evet, yani inşallah, evet, güzel, en yakın zamanda içine sinecek bir projeyle i̇nşallah diyelim seni görmek isteriz yani. İnşallah. Peki bana şeyi anlatır mısın? Şimdi biraz da bunun adımlarından bahsettik, Berlin'deki öğrendiklerinin, evet, de öğrendiklerini, evet, ama kendin bütün yani bir gece yatağa girmeden önceki adımların nasıl? Ne yaparım? Hatta Chris bana hep şey der. Biz şu anda uzak mesafe ilişkisi yürütüyoruz ve bana hep mesaj atıp şey der. Şu anda skincare sesini mi duyuyorum? Hani cevap vermediğim bir 10-15 dakika olur böyle ve skincare sesini mi duyuyorum şu anda der. Çünkü hep böyle yatmadan önce bir giderim, eve ilk geldiğimde yüzümü yıkamamış olurum büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ve hani o yüzünde o bütün günün şeyi kalır, bir yüzümü kesinlikle yıkarım. Hani böyle foşur foşur bir çift yüzümü mi yıkarım. Çift mi yapıyorsun, tek mi? O ne demek? Çift bazlı mı yapıyorsun onu? Yağlı olan, evet, şeyle mi diyorsun? Evet. Şöyle, eğer o gün çok ağır bir makyaj yaptıysam, evet, sevdiğim böyle yağ bazlı bir hem de cleanser olan bir şey, hı-hı, var. Ama o her zaman olmuyor, hı-hı, bence. Bir de ben çok fazla makyaj yapan birisi de değilim. Hı-hı. O yüzden daha böyle şey, böyle fresh, köpük bir şeylerle. Foşur foşur temizliyorsun. Foşur foşur bir temizliyorum. Temizliği hissettik. Temizliği hissettim. Benim cilt yapım çok ince ve kırışmaya müsait olduğu için göz çevreme mutlaka göz kremi sürüyorum. Hı hı. Sonra da hani her zaman belki kat kat çok bir şey sürmüyorum ama her zaman mutlaka bir krem sürüyorum yatmadan önce. Çünkü hani cildim, hı hı, kuru ve gerilmiş oluyor. Zaten yıkadıktan sonra kuru cilt iyice, evet, gergin oluyor. Ve de bol su içiyorum. O sırada artık çok susamış oluyorum. Bilmiyorum gece bana ne oluyorsa. Bildiğin gün içinde unutuyorsundur belki. Evet. Hani o an aklıma geliyor yani hani ve bayağı bol su içiyorum. Çünkü gün koşturmasına çoğu insan aslında su içmeyi unutuyor ve, evet, dehidrasyon cildin en büyük aslında, evet, yani su içmek en büyük faydalarından bir tanesi. Ve baş ağrısı yapıyor. Yani yapar, başımın ağrıdığını fark. Bu sorar ya şey, sosyal medyada şu an bir şey var hani başım ağrıyor, su içtin mi? Hani ilk soru, evet, bu. Evet, doğru. Su içmeyi oluyorsun önce ve bugün değil. Ama doğru. Unuttum. Evet. Su içmedim yani. Doğru, doğru. Çok doğru. Evet. Peki şimdi böyle hani biraz kısa kısa gibi bir şey soracağım. Hayatta yaptığın, tamam, en saçma şey ne? Şey yaptım ben. Abim Kanada'da yaşıyor benim. Kanada'da da CN Tower diye böyle çok yüksek bir kule var ve onun tepesine çıkıp böyle kenarına bir kaldırım yapmışlar. Orada edge walk yapabiliyorsun. Söylerken böyle korktum. Bağlıyorlar seni şeye. Wow. Ve onun kenarında yürüyüp böyle ve alt, hemen aşağısında da kocaman bir stadyum var. Böyle sarkıyorsun. Oraya doğru oturuyorsun falan. Hani ben bunu niye yaptım? O sırada gözüm ne kadar karaydı bilmiyorum. Hani şu anda gerçekten korkutucu tekrar yapamam. Olmuş. Yapamam, evet, şu an yani. Ama o zaman işte bir iki abimin yanına kalmaya gitmiştim ve kafaya takmıştım çok kötü. Hani slot boşalırsa yapacağım, gireceğim, yapmam lazım, yapmam lazım. Kendime böyle bir challenge bulmuştum galiba. Ama ya güzel de bir deneyimdir. Bilmiyorum, ne hissettin?
bir noktadan sonra alışıyorsun hakikaten orada yürümeye. Çünkü bizi böyle tur rehberimiz olan kız bayağı böyle maymun gibi oradan oraya zıplıyordu yani o harness şeyle beraber. Bağlı halatı. Oldun. Bağlısın. Bir yerden sonra güven de geliyor belki ona. Evet ama ilk başta kesinlikle donuyorsun yani adımını atamıyorsun böyle. Makyaj çantanı kaybettin. Mesela diyelim bir seyahate gittin ve kayboldu, onu bir yerde unuttun. Koşarak evet. Alacağın ilk şey ne olur? Çok güzel bir soru bu ya. Bayıldım bu soruya. Ne olur biliyor musun? Dudak kalemi olur. Çok dudak kalemi kullanıyorum çünkü. Fanıyım. Yani illa onu süreceğim. Ve concealer olur. Allık olur. Allık. Allık olur. Ya bir ürün sormuştum ama tamam, için. Tamam söylüyorum. Üç söyle ya. Hayır bire indiriyorum senin için. Tamam concealer'a da gerek yok. Bir tane renkli bir lip balm alırım. Onu yanağıma da sürerim. Benim dudağıma da sürerim. İşte gözümün üstüne de sürerim. Elazığımız cevabı söyle. Evet. Doğru. Çok akıllıcaydı. Evet, tebrik ederim Aslı'cığım. Tebrik ederim. Sen ne alırdın? Şeyi kaybetsen mesela skin care'ımı kaybedersen. Şunu kaybetsen ne yaparsın? Bunu alırım mesela. Böyle gerçekten diyelim ki gittim ve o çanta yok. Ve bir ürün alacağım kendime. Evet. Bununla çözerim her şeyi yani. Çözersin hakikaten. Yani evet. Bunu al fondötenin içine karıştır, kullan. Evet. Zaten hani evet tabii ki üzerine nemlendirici sürüyoruz ama bu böyle sürdükten sonra kurutan bir şey de olmadığı için aslında nem etkisi de var falan. O beni mutlu eder o seyahat boyunca. Evet. Diye düşünüyorum. Evet doğru. Aslında böyle bizim bu benim yatak sohbetlerimin içerisinde evet. Küçük oyunlar koydum. Tamam. Bizimki de This or That diye. Şu anda da çok popüler. Sen de zaten hani sosyal medyada aşırı aktif bir insan olduğu için mutlaka karşılaşmışsındır. Bomu diye şeyler var yani. Tamam. Ben sana bir şeyler soracağım. Sen ikisinden birini seçeceksin. Ama sen de seçecek misin? İstersen seçerim. Evet sen de seç. Yani istediğin soruyu sen de bana sorabilirsin. Tamam. Gece eğlencesi, film maratonu mu, dizi izleme seansı mı? Film maratonu. Çok severim. Evet, film yani. Geceyi bırak, bazen hafta sonu giriyorum ben. Evet. Harry Potter'lar. Harry Potter'lar. Bayılırım. Chris izlememiş Harry Potter'ı. Şaka yapıyorsun ya. İngilizsin sen. Nasıl izlemedin? Olabilir bu? Evet. Hani hem kitabını 3-5 kere okumuş olması hem filmini birkaç kere izlemiş evet. Olması gerekiyor. Neyse bilemem. Bu da bir kanayan Chris. Yara. Evet bu da. Chris'cim ve seni buradan şeyimledik şu an. Aynen şeyimledik. Adamı yok yere neyse. Yok. Yüzüklerin Efendisi o da mı yokmuş? Yok onu izlemiş ha, Allah. İyi bak en azından biraz... buradan artı bir yazdık evet, kendisine. Evet, evet. Gece dışarıda canlı konser mi yoksa evde bir Spotify'dan çalma listesi açtın evde rahatlamamı? Gece dışarı çıkmayı hiç sevmiyorum diyebilirim. Canlı konserde hiç bana göre bir şey değil. Yani hani çok o müziği çok sevmem lazım dışarıda gece olabilmek için. Onun dışında her zaman evde olmayı Başak tercih Burcu ederim. Başak Burcu belirtilerini gittikçe gösteriyorsun. Evet. Gece enerjisi dans etmek mi rahatça uzanmak mı? Dans etmek. Hem öyle olup hem de böyleyim evet. Evet ikisi birbirinden zıt şeyler evet. Oldu. Film gecesi romantik komedi mi aksiyon gerilim mi? Romantik komedi. Sen? Romantik komedi. En sevdiğin romantik komedi ne? Çok var ben ya. Çok keşke var, evet. 30 olsamları çok severim. Ben i̇şte de... bir erkek 10 günde nasıl kaybedilir çok severim. Hani dönüp evet. Dönüp izlediklerimdir. Mesela çoğu arkadaşım Bridget Bardot serisi fanıdır. Ben değilim. Ayşe Bridget Bardot. Bridget Jones. Zaten. Bridget Jones. Bridget Jones. Ama güzel, güzel onlar da. Ben çok onun fanı değilim sadece. Hı hı. Evet. Başka bilmem senin hakkında ne geldi böyle sorunca? Ya benim bir all time... favorim var. O da Notebook. Her izlediğinde evet, mi geberirsin? Evet. Yani. Doğru. Evet. Doğru. Favorim o. Eat, Pray, Love geldi favorim. Mesela şu an aklıma. Evet. Onu da böyle ara ara açar izlerim ve... Evet. Bir tekrar tekrar izlenilebilecek evet. Yani şeyler. Romantik komedilerde var öyle evet. Şeyler. Late night vibe'ında derin sohbetler mi? Eğlenceli hikayeler mi? Derin sohbetler. Gece kaçışı, sıcak bir dağ evi mi, sahil kenarında bir ev mi? Sahil kenarında bir ev ya. Yani kayak yapmayı falan seviyorsan yani, dağ evi de olur. Onu da sevmiyorum. Gece dışarı çıkmakta kalabalık bir grup mu yoksa sadece en yakın arkadaşlarınla bir etkinlik mi? En yakın arkadaşlarım. Bu onu bu mu da benim ne kadar sıkıcı bir insan olduğumu öğrenmiş olduk. Evde bakımımı yapıp uyuyorum arkadaşlar.
Biraz da dans ediyorum kendi kendime. Evet, dans edeceğim dedim lütfen evet, yani. Tamam, bir tane eğlenceli bir şey söyledim. Hazırlık rutinin gece mesela yapıyorsan meditasyon mu, sosyal medyada gezinmek mi? Sosyal medyada gezinmek. Meditasyon. Kendi soruma kendi kendime yani, cevap evet, verdi ama. Yalan söylemeyelim. Gözlerin konuştu senin çünkü az önce. Evet. Rahatlama modun. Hı. Podcast mı? Sesli kitap mı? İkisi de değil. İkisi de değil. Tamam, olabilir bu arada. İkisi de değil ama ikisinden birini seçmek gerekseydi podcast derdim. Evet yani. Daha dinle. Kitap okunur. Ne diyorsun? Yani, kitap okunur. Kitap, evet, okunur ben de bence de. Bence de. Yatak başında olmazsa olmazın. Aromaterapi mi? Bu şeyler var yani kokular. Hı hı. Yoksa güzel bir roman mı? İkisi de değil diyecekler. Krem. El kremi. Gerçekten mi? Evet. El kremi. Annemsin şu an. Ya ben... Ay, bu kötü şey söylemedim ve çok hoşuma gitti. Çünkü yani kadın 20 yıldır falan başucunda bunu tutuyor, evet, ve bize bunu enforce etmeye çalışıyor. Evet. Yani krem. El şey diyor, el çabuk yaşlanır. Evet. Bu arada mum da var. Hani aromaterapi şeyine geçersek. Onun bir süs mum olduğu kanısındayım şu süs anda. Güzel kokuyor ama... Bunu süs, evet, olarak tutuyorsun, süs olarak gibi geldi tutuyorum bana. Evet. Rahatlama tarzın. Yüz maskesi ve film mi? Çay ve müzik mi? Çay ve film. Tamam, güzel. Kendince bir birleştirme. Bu benim birleştirmem zaten. Bu benimki. Evet. Peki ılık bir banyo mu, hızlı bir duş mu? Ilık bir banyo. Uzun sever misin banyoyu? Severim valla. Su seviyorum. Suyun içinde olmayı. Denizi de, sahili de o yüzden severim. Sahil seçtin, evet, evet zaten. Mum, evet, ışığı mı, karanlık mı? Mum ışığı. Peki saat 8'den sonra sosyal medya yok mu? Yoksa bir hafta boyunca kafein yok mu? Seçecek olsan. Kafein yok. Ölürüm de sosyal medyayı bırakmam dedi. Çünkü hani çok fazla kahve... Yani kahve severim tabii ki ama çok kahve düşkün. Hani sabah kalkınca mut kahvem nerede kişisi olmadığım için seçim kahvemi benim için kolay oldu. Elimden bir ay telefonumu alın. Ne? Hayır. Gerçekten mi? Gözümü açarım. Önce mutfağa yürürüm, fıt 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 o makineye basarım. O kahveyi yapa dursun. İşte. Ondan sonra gider yüzümü yıkarım. Chris de öyle. Ben hiç öyle değilim. Ya kokusu bile mutlu ediyor. Yani sabah, evet, sanki, evet, ona uyanıyormuşum gibi. Böyle hani yataktan kalkıyorum. Oha. Ve oraya gidiyorum hemen. Evet, çok severim. Peki gece ikisinden birini seçecek olsan serum mu, nemlendirici mi? Nemlendirici. Ben serum. Güzellik uykusuna yatıyorsun. İpek yastık kılıfı mı, uyku maskesi mi? İpek yastık kılıfı. Gerçekten mi? Evet. Çünkü maske yani... şey, bu maske değil mi? Evet. O bana şu böyle... Şu maske. Bu beni... Ya bu değil tabii ki. Bektentos. Ama şey, yüzümde bir şey olmasını istemiyorum. Ha, darlanırım. Peki sabah ışıltısıyla uyanmak için gece maskesi mi, aydınlatıcı serum mu? Aydınlatıcı serum. Bu kadardı, biliyor musun? Hiçbirine atlamadım gerçekten. Evet, hepsini hem de karşılıklı cevapladık. Hem de hepsini, evet, yani. Sen de cevapladın hepsini. Vallahi evet, ben de cevapladım. Çok teşekkür ederim hiçbirine atlamadan güzel güzel cevaplar verdiğin için. Ne demek, çok güzel. Seni tanımak da çok keyifliydi. Evet, herkes dileğini tuttu mu? Evet ya, bu arasında. Sırayla isterseniz kapıda duralım. Kapıdan işte geçsinler. Ve bugün sette 3 aslı olmamız. 3 tane, evet, var. Yani evet. 3 kişiydik. Evet. Seni tanımak da çok güzeldi. Sohbet madem etmek öyle de çok güzeldi. Evet, seni de öyle. Aslı. Güzel bir işte bir araya vesile geldik oldu. Bundan, evet, sonra daha çok bir araya gelelim isterim yani. Olur, ben de çok gayet isterim. Keyif aldığım bir sohbet oldu. Sana soracak daha çok sorular da kafamda gerçekten canlandı. Ya. Evet, evet, yani. O zaman bir sonraki sohbetimizde diyebiliriz gerçekten. Evet. Her türlü varlığın için çok teşekkür ederim. Ben seni öpeyim. Bizi de izleyin diyeyim.